Sen istersen biraz dinlen. İyi olur. Ben Burak'tan programı öğreneyim, sana haber veririm. Yani telefon numaranı verirsen. Benim telefonum kaza yaptığımız arabada kaldı. Ben araçtaki bütün eşyaları Burak'ın odasına gönderdim. Oradan alırsın. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Of ya, çantamın Burak'ta ne işi var şimdi? İçine bakmasa bari. Benim hemen çantayı geri almam lazım. Burak, ben geldim. Lobinin terasındayım. Tamam, geliyorum. Volkan gelmiş. Ben yanına gidiyorum canım. Sen hazırlan, kumsalda buluşuruz. Tamam aşkım. Aslı'yı ikna edebildin mi? Evet, sana son iyiliğimi de yapmış oldum. Helal sana. Hayırdır kuzen? Ne bu surat? Bir şey mi oldu? Deniz'i gördüm. Yapma ya. Konuştunuz mu? Hayır, yanında Koray vardı. Hani şu dizide beraber oynadıkları çocuk. O Ezik'le mi birlikte yoksa? Ya bilmiyorum. Ayrıca bana ne ya? Sana ne de canı sıkılmış ama. Neyse, kapatalım mı konuyu? Ben üstümü değiştirip Eda'nın yanına ineceğim. Tamam. Üstümü değiştirip geliyorum ben de. Volkan, kız arkadaşını teşrif edemedi bir türlü. Var mı öyle biri? Var Çağla'cığım. Hatta şu an tam arkanda duruyor. Yok artık. Aa. Aslı. Çağla, Burak kız arkadaşı. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eda, kız kardeşim. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Barış. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba. Burak'ı zaten tanıyorsun. Maalesef. Ne haber Aslı? İyidir. Siparişiniz getirdim efendim. İstemeden oldu. Hemen hallediyorum. Ne yapıyorsun ya? Gitti çantam. Çağla, abartma istersen. Olan bir şey yok. Altı üstü kola. En sevdiğim çantamdı benim ama. Bütün keyfim kaçtı şimdi. Tekrar kusura bakmayın. Bence eleman seçerken daha dikkatli olmanız lazım. Böyle çok müşteri kaçırırsınız. Dua et otel sizin. Yoksa şimdiye kadar ortalığı ayağa kaldırmıştım. Dikkatsiz şey. Voleybol oynayalım mı? Havamızı değiştirelim. Güzel fikir. Aslı, sen de katılır mısın? Olur. Çağla, sen? Olur, peki. Hadi o zaman. Kalkın. Harikaydınız. Burak'cığım, yemekler sizden. Ne ısmarlıyorsunuz? Tek başıma anca bu kadar. Barış bugün tam bir hayal kırıklığıydı. Çağla'yı saymıyorum. Ay Burak, abartma istersen. Elimizden geleni yaptık. Altı üstü bir oyun. Tamam, onu boş verin. Hadi denize girelim. Hadi o zaman. Dubalara kadar yüzüp gelelim. Bana uyar. Bana da. İşte bunda rakip tanımam. Aslı, sen gelmiyor musun?
Ben yüzme bilmiyorum. Nasıl yani? Gerçekten. O zaman ben de Aslı'yla kalıyorum. Bak sevgilisini de yalnız bırakmazmış. Ya Aslı ne kadar doğal ve içten. Ben çok sevdim. Hele Deniz'den sonra. Evet, iyi bir kıza benziyor. Umarım abim o Deniz'i unutturabilir. Ay nereden bulmuş bu kızı hiç anlamadım. Deniz'den sonra bana çok vasat geldi. Volkan'a hiç yakıştıramadım. Bilmem ki nereden bulmuş. Benim için kalmana gerek yoktu. Yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim. Hayır, yanlış anladın. Şaka yapıyorum. Pardon. İyisin değil mi? Kafasına attığın topları gördükten sonra harikayım diyebilirim. Çok iyi yaptım ama değil mi? Kızım zaten 10 gramlık beyni vardı. Senin attığın toplardan sonra bence 1 gram bile kalmamıştır. Ya bu Burak buna nasıl katlanıyor hiç anlamıyorum. Ya Burak ne ki kendisine olsun. Tencere kapak misali işte. Geliyorsun ve ben gidiyorum hadi. Abine göre çok sıradan bir kız bence. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben çok sevdim. İyi anlaşacağımıza da eminim. Bence sen sadelikle sıradanlığı birbirine karıştırıyorsun Çağla'cığım. Hadi Akan Park'a gidelim. Önce bir selfie çekelim. Herkes sevgiye doymuş mu sandın? Da yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın? Ya da canımıza kastın var. Bunlar mahreme aykırı mevzular. Dokunanın kalbini yakan arzular. Tamam anladık, sevgilin var. Sevgi gösterisi bir yere kadar. Göstere göstere bir hal oldum. Herkesin içinde sevgiye boğdum. Savaş ulaşarlar, herkes seni izler. Ben diyorum ki yanımda sevgi. Heyecanlı değil miydi? Evet, ben ilk başta çok korktum ama sonra çok eğlendim. Ay! İyi misin? İyiyim. Kız arkadaşının elinden tutsana Volkan. Hala el ele tutuşmadınız mı yoksa? Ay çok tatlısınız ya. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Eda. Tamam sustum. Öyle değil mi gerçekten? Kesinlikle. Eda seni duyuyorum. Abicim burası neresi? Hayvanat bahçesi. Gerçekten mi? Gelin göstereyim. Olur. Aşkım ben çok yoruldum. Odaya mı gitsek? Olur, gidelim. O zaman yemekte görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Çağla gittiğine göre artık rahat olabiliriz. Galiba hayvanları. Evet, çok severim. Ya ben sırf bu yüzden veteriner olmak istiyorum. Hayvanları ücretsiz tedavi etmek istiyorum. Ya çok güzel bir ideal. Umarım gerçekleştirirsin. Umarım.
Seni çok sevdim. Abimle hiç ayrılmayın. Of be, gerildim. Ne zormuş sevgiliymiş gibi yapma. Oğlum sevgiliymiş gibi yapma sen de. Bak Aslı tatlı kız. Bence olursunuz. Saçmalama. Hocam unut artık şu Deniz'i. Eda, hadi gidelim artık. Tekrar geleceğiz. Tamam mı kapışlar? Ben yemek için gelip seni alırım. Peki, görüşürüz. 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 Abi bayıldım Aslı'ya ya. Ne kadar doğal, ne kadar tatlı bir kız. Hayvanları da çok seviyor. Deniz yüzü gibi değil. Eda. Hiç Eda falan deme abi, yalan mı? Nefret ediyordu hayvanlardan. Hayvanları sevmeyen insanları sevebilir mi hiç? Katılıyorum. Hah, bir de sen başla Barış, aferin. Tamam, tamam, gerilme hemen. Hadi akşam yemekte görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Hazır mısın? Hemen geliyorum. Konuşamadık. Nerede okuyorsun Aslı? Ben geçen sene ailevi sorunlar yüzünden okuyamadım. Yani inşallah bu sene bir aksilik çıkmazsa. Ne okumayı planlıyorsun? Güzel sanatlar, resim. Aa süper. Ya benim hiç resme yeteneğim yok. Çok isterdim. Ya bence çok özel bir yetenek. Ne kadar şanslısın. Teşekkürler. Aynen ben de. Ya çöpten adam bile çizemem. Volkan olmasaydı resim dersinden kesin çakardım. Evet, ilkokul, ortaokul ve lisedeki bütün resimlerini bana çizdirdi. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Burak'ın notlarının benim notlarımdan daha iyi olması. Ailen ne işle meşgul? Kimlerdensin? Kimlerden olduğunu ne yapacaksın Çağla? Saçma sapan sorular sormasana. Ne var ya? Nasıl tanıştınız? Bari onu anlatın. Aa evet. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl tanıştınız? Bu soruyu sen cevaplamak ister misin Aslı? Olur, anlatırım. Pastaneden çıkmıştım. Elimde bir kutu pasta. Yolda giderken ara sokaktan arabasıyla Volkan bir anda karşıma çıktı. Az kalsın beni eziyordu. Tabii o panikle pasta elimden fırladı. Kafamdan aşağı düştü. İnanmıyorum. Şaka gibi. Ben olsam çıldırırdım. Herhalde çok sinirlenmişsindir Volkan'a. En başta çok sinirlendim. Ama Volkan o kadar nazik, o kadar centilmendi ki... arabadan inip hemen iyi olup olmadığımı sordu. Sonra gideceğim yere kadar bırakmayı teklif etti. Böyle tanıştık işte. Çok romantikmiş. Evet. İlginçmiş. Ne derler? Büyük aşklar kavgayla başlarmış. Yani sizinki biraz kazayla başlamış sanki ama. Volkan'la kızın fotoğrafını bilerek çekip koymuştur.
İzninizle. Bu kız şimdi niye arıyor ki? Hem evlenme teklifini reddetti hem hala peşinde. Efendim. İyiyim Deniz. Sen nasılsın? Bugün konuşamadık. Yanında kız arkadaşının olduğunu görünce selam vermek istemedim. Öyle mi? Ben de yanında erkek arkadaşın olduğu için konuşamadın sanmıştım. Neyse. Neden aradın beni? Mümkünse seni görebilir miyim? Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Müsait değilim. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Her şeyi konuştuk ve bitti. Peki. Hoşça kal. Kalkalım mı? Ben kendi adıma çok yorucu bir gün geçirdim. Aynen. Bence de öyle. Pardon. Hesabı alabilir miyiz? Her şey için teşekkürler. Umarım sana karşı yanlış bir davranışım olmamıştır. Hayır, olmadı. Sevindim. Ya bu akşam zaman zaman zor durumda kaldın, gerildin. Ve bu beni çok rahatsız etti. Yani sana böyle bir şey yaşatmaya hakkımız yoktu. Senden tekrar her şey için özür diliyorum. Ben yarın herkese ayrıldığımızı söyleyeceğim. Ama Eda bana çok kızacaktır. Çünkü seni çok sevdim. Ben de onu çok sevdim. Neyse. Senden tekrar özür diliyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak. Elçin de geldi. Merhabalar, afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş geldin Elçin'ciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailemiz de tamamlandı. Anneciğim canım. Hayatım, odana yerleştin mi? Bir eksik yok umarım. Yerleştim hayatım. Konukseverliğinizi otelinize de yansıtmışsınız. Her şey muazzam. Sağ ol canım. Beğenmene çok sevindim. Afiyet olsun. Volkan'cığım, sana da çok teşekkür ederiz. Biz yokken her şeyle ilgilenmişsin. Ne demek amcacığım? Burak oğlum, sana da teşekkür ediyorum. Sen de çok yardımcı olmuşsun. Umarım İstanbul'da da aynı disipline devam edersin. Tabii babacığım. Ay Nihat. Yani benim çocuklarımı yorma artık. Genç onlar canım. Haklısın yengeciğim ya. Bu yaşta bu kadar olgunlukta, bu kadar çalışmak da iyi değil. Ya süpersin amcacığım ya. Hemen destek buldum. Yemekler de bir harikaymış. Nefis. Sorma Elçin'cim. Ben burada diyetimi bozdum. Kilo almam umarım burada. Almazsın hayatım, onu dengelersin sen. Hiç merak etmeyin, siz hep çok güzelsiniz. Ay canım benim, güzel kızım. Sensin güzel olan.